Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Samsung E-Shop üzerinden aldığım monitörün sizler için kutu açılımını yapacağım. Öncelikle Yurtiçi Kargo tarafından sevk edildi. Sadece kendi orijinal kutusu içerisinde geldi. Bazı ufak tefek darbeleri de mevcut. Oradan ne kadar seçebilirsiniz bilmiyorum ama şu kısım, köşe kısım var. Hatta şurada gözüküyor mu? Şu kısımda yırtığımız var. Bakalım, Samsung bu şekilde sevk etmiş. Direkt kendilerinden satın aldım. Arada herhangi bir satıcı firma yok. Hep beraber kutu açılımını yapalım. Bir sayfada arkadaşımız kutunun içerisinden sorunlu çıkabiliyor, arızalı çıkabiliyor, hasarlı çıkabiliyor demişti. Kavisli monitörlerde, yani curved monitörlerde bu durumla çok rastlandığını söylemişti. İkinci kullandığım curved monitör olacak. Bundan öncesinde MSI MAC-241-CR modelini kullandım. Onu yalnız Vatan Bilgisayardan şubeden işlettim. Şubeden teslim aldım. Şubede kontrol ettirdim. İlk kez bu şekilde bir uzaktan monitör aldım. Evet, geçmişe bakılınca internet üzerinden monitör hiç almadım. Hep normal mağazadan, daha çok da Vatan Bilgisayardan alışveriş yapıyordum. Bunun farklı kaynaklardan farklı bir indirimle bir kampanyaya denk geldiği için, satıcı da Samsung olduğu için almayı tercih ettim. Evet, burada tekrardan söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Arada herhangi bir farklı bir ithalatçı söz konusu değil. Samsung E-Shop üzerinden tarafıma gönderilen bir ürün. Evet, ben farklı bir site üzerinden aldım. Bir kampanya sitesi üzerinden, ama bu sitede belli başlı bazı markalar ürünlerini kampanya dahilinde satış gerçekleştiriyorlar. Bunu da o şekilde satın aldım. Şimdi hep beraber kutu açılımını yapalım. Öncelikle bilmeyenler için kısaca bir özet geçeyim. MSI kullandığım MAC-241-CR modeli 1500R dediğimiz kavis derecesine sahipti. Bu 1000R. İncelediğim birçok makalede en çok insan gözüne iyi bir görüntüyü sunabilecek kavisin 1000R olduğu söyleniyor. Sonrasında ilerleyen zamanlarda teknoloji ne gösterir? Tabii bunu bilemeyiz. Bakalım, benim için de değişik bir deneyim olacak. Çünkü içeride diğer eski monitörüm 24 inç. Bu 27 inç. Bunun haricinde monitör değişikliğindeki en büyük sebebim, ben 1920x1080 çözünürlükte bir monitör bahsetti bize mesela. Ama bu monitörümüz 2K. Bundan öncesinde kullandığım ekran kartlarında 1920x1080'in üzerinde bir monitöre pek ihtiyaç duymamıştım. Ama şimdi 3070 OC'yi Asus ROG Strix modeline geçtim. Bu sebeple de 2K çözünürlük bana mantıklı geldi. Aynı zamanda bir satış platformu üzerinden bir önceki monitörümü de sattım. Yani şu anda aslında içeride duruyor ama satışını da gerçekleştirdim. Bütün bunları düşününce de hem 27 inç olarak ebat büyütmek, hem de aynı gene 1 MSI ve 144 Hz'de ama hem kavis oranım artıyor, hem de 2K çözünürlüğe ulaşmak için böyle bir karar aldım. Şimdi hep beraber kutu açılımını izleyelim. Bakalım, yani kutuda bazı hasarlar söz konusu ama acaba içerisindeki zarar görmüş mü? Bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Bunu Samsung gönderdi. Yani ekstra bir kutuya daha sarabilirdi. Farklı bir şey uygulayabilirdi paketlemesinde, ama ihtiyaç duymadığına göre demek ki böyle. Bilemiyorum. Bundan önce Vatan Bilgisayardan isteterek getirmiştim şubesine MAC-241-CR modelini. Onda da aynıydı. Üzerinde bildiğiniz kendi orijinal kutusunda gelmiş. Kargo sticker'ı mevcut. Aynı böyle bir kutuyla gelmişti ve sorunsuz çıkmıştı. Onu burada direkt bağlatmıştım yani bir bilgisayara. Şimdi hep beraber bunu da açalım. Bakalım bu da sorunsuz çıkacak mı? Göreceğiz. güç adaptörümüz, güç bağlantı kablomuz. Ezbere söyleyebiliyorum şu anda, muhtemelen DP kablo. Bu şekilde ayağımız mevcut kırpının üzerinde. Şu an için montaj yapmayacağım. Zaten bölü piksel vesaire farklı bir sorun olup olmadığını test etmeden ayağını montajlamayacağım. Bir arkadaşımızdan aldığım bilgiye göre ayak montajı kolay ama çıkarması çok zormuş. O yüzden montaj yapmayacağım şu an için. Evet, şu anda monitöre geçelim. Oldukça ağır. Eskisine göre. Sizler de görebiliyor musunuz bilmiyorum ne kadar net çekiyor. Ama görünürde köşeden köşeye de bakıyorum. Yani arkalara, kenarlara. Arkadaşlar, görünürde fiziki bir hasar yok. Tabii ölü piksel var mı? Pardon. Ölü piksel var mı? Gerekli kontrolleri, testleri yapacağım. Işık sızması. Ghosting diyorlar. O ghosting'i çok merak ediyorum. Kimisi yaşamış detaylı olarak, kimisi yaşamamış. Kimisi oynadığım oyunlarda ben fark edemedim diyor. Ona da bakacağım. Ghosting olup olmadığını göreceğim. Hem bu ne kadar rahatsız edici bir durum, ona göre karar vereceğim. İlk önceliğimiz ölü piksel testleri yapacağım. Işık sızması ve sonrasında da ghosting dediğimiz işte belirli bir hızın üzerindeki görüntüde arkada kalan siyah ölü görüntü. Bunlar kalıyor mu? Veya bunlar kalıyorsa benim oyunlarımda ne kadar beni etkiliyor olumsuz yönde? Bunların hepsini inceleyeceğiz. Onları size video olarak gösterebilme şansım şu an için bilmiyorum. Belki videosunu çekerim. Belki görüntü olarak paylaşırım. Şu an için diyeceklerim bu kadar. İncelemenin sonrasında videomu izlerseniz memnun olurum. Sonrasında sorularınız varsa gün içerisinde cevaplamaya çalışırım. Hem ayrıca kullanacağım, bu hafta sonu kullanacağım. Bir monitör almak isteyen arkadaşlar ve seçenekler arasında bu monitör olan arkadaşlar bir iki gün içerisinde bütün düşüncelerimi öğrenebilirler. Çünkü akşamdan akşama detaylı oyununu oynayacağım. Malum sokağa çıkma yasağı var. Birçok cihazda PlayStation, Nintendo Switch, PC birçok bağlantı yapacağım. Hepsinde görüntü kalitesi. Yaşadığım herhangi bir sorun varsa sizlere bildireceğim.